Merhaba değerli izleyenler. Isparta'nın tarafsız ve en doğru haber kanalı TV32 Haber'e hoş geldiniz. Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Sarı İdris kasabasında amcaoğullar arasında kavga çıktı. Bir kişi hafif yaralandı. Olay dün akşam saatlerinde meydana geldi. Çıkan tartışmada Osman Bey, amcasının oğlu O Bey'in evine av tüfeğiyle ateş etmesi sonucu evin pencere camının kırılması nedeniyle yüzünden hafif şekilde yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine 112 acil servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan Osman Bey ambulansla ilk olarak Eğirdir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ardından Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. Deprem bölgesinde diğer illere tahliyesi yapılan bakıma muhtaç 65 yaş üstü depremzede bireyler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine bağlı huzur evlerinde konaklamaya devam ediyor. Bu doğrultuda deprem bölgesinden Isparta'ya gelen 40 kişi kentte bulunan çeşitli huzur evlerine yerleştirildi. Isparta İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Şeref Korkmaz, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası binalarda depreme dayanıklılık testi yaptıklarını söyleyenlerin ortaya çıktığını belirtip, "Binanızı her gelene kontrol ettirmeyin. İlimizde bazı dolandırıcılar da harekete geçti. Biz binanızı test ediyoruz. Işık, ses ve görüntülerle" diyerek ortalıkta dolanıyorlar. "Biz de deprem dayanıklılık testinin nasıl olacağı ile ilgili vatandaşlarımızı bilgilendirmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyoruz. Dolandırıcılara inanmayın. Bununla ilgili öncelikle yetkin bir inşaat mühendisine veya inşaat mühendisleri odasına, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne veya Isparta Belediyesi'ne müracaat ederek konu hakkında bilgi almaları sonrasında da işlemlerini yerine getirmelerini öneriyoruz," dedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurdun batı kesimlerinde 2 gün süresince toz taşınımı beklendiğini açıkladı. Genel Müdürlük'ten yapılan açıklamaya göre yarın ve pazartesi günü yurdun batı kesimlerinde toz taşınma olayı öngörülüyor. Güney ve güneybatı yönlerinden esecek kuvvetli rüzgar ile birlikte beklenen toz taşınımının Kuzey Ege ile Marmara'da etkili olacağı tahmin ediliyor. Toz taşınımının pazartesi günü ise Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Orta ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde aralıklarla etkili, zaman zaman orta kuvvetli olması bekleniyor. Toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, yağış alan yerlerde çamur şeklinde, yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Antalya'nın Aksu ilçesi Hacı Aliler mahallesinde iş kazası geçiren, elektrik işiyle uğraşan 38 yaşındaki İsmail Hakkı Tüzün, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Tüzün, memleketi Isparta'nın Eğirdir ilçesi Gökçehöyük köyünde toprağa verilecek. Maraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat günü meydana gelen ve 11 ilde yıkıma yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde en çok can kaybının yaşandığı il olan Hatay'da çöken Rönesans Rezidans'ta ailesini kaybeden avukat Erol Taslağ'a sosyal medya paylaşımı nedeniyle açılan soruşturmada Isparta Savcılığı tarafından karar verildi. Taslağ'ın 6 Şubat 2023 tarihinde yaptığı, herkesin sorduğu tek soru var şu anda: "Devlet nerede?" paylaşımıyla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü kurumsal elektronik posta hesabına ihbar yapılmıştı. İhbar üzerine Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı avukat Taslak hakkında soruşturma açmıştı. Isparta Savcılığı, "Devlet nerede?" sorusunda "aşağılama yok, eleştiri var" diyerek kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Kararda şöyle dendi: "Şüphelinin paylaşımında yer alan herkesin sorduğu tek soru var şu anda. Devlet nerede?" şeklindeki sözlerin Türk Milleti'nin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin ve yargı organlarının manevi şahsiyetini aşağılayıcı nitelikte olmayıp eleştiri niteliğinde olduğu, bu nedenle bahse konu sözlerin 5237 sayılı TCK'nın 301 maddesinde belirtilen suçu oluşturmayacağı anlaşıldığından şüpheli hakkında atılı suçtan kavuşturma yapma olanağının bulunmadığı değerlendirilmektedir. Depremzedelerin şu anda en büyük ihtiyacı barınma. Boş daireni, yazlığını, bağ evini bir süreliğine de olsa onlara açmak, düşük bir bedelle kiralamak ya da kira desteğinde bulunmak istiyorsan evimyuvanolsun.org web sayfası üzerinden hemen başvurunu yapabilirsin. Evim Yuvan Olsun kampanyasında herkesin hakkı güvence altında. Faturalar devlet tarafından ödenmekte, konutlar ve ev eşyaları sigortalanmakta. Kapını iyiliğe aç, unutma. İhtiyacı olan onlarca kişi çok uzağında değil.
sadece bir tık ötende. Biz de TV32 ekibi olarak bu kampanyayı destekliyor ve sizlerden katılım bekliyoruz. İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, İYİ Parti Isparta İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Bir Isparta ili ve yakın çevresinde Isparta Büklü olarak adlandırılan üçgen var. Bunların Isparta İnşaat Mühendisleri Odası, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Jeofizik Bölümü ve Jeoloji Bölümü, iki üniversitenin kuruluşundan daha öncedir oraların biliyorsunuz çalışmaları. Ve mimari odası ve bilimsel herkes bu konuyu dile getiriyor. Şimdi bu üçgen Batı Anadolu, Isparta, Batı Anadolu, Türkiye, Burdur Fayzoğlu ile Akşehir Fayzoğlu arasında bir ters üçgen şeklinde. Burdur'da olacak bir deprem Burdur'dan daha ziyade Isparta'yı etkileyeceği için Isparta'da çok önemli belli başlı tedbirleri almak gerekiyor. Depremin zarar verdiği üç kriter var. Bunlardan bir tanesi zemin. İkincisi bina envanteri, yapı stok durumu ve üçüncü derecede önemli olan kriter ise üçüncü derecede faylara bulunan binaların kuş uçuşu uzaklığı. Her üçü bakımından da Isparta'nın bir deprem master planının yapılması gerekiyor. Yapılmamış. Varsa da kamuoyuyla paylaşılmamış. Ben buradan sizin acınıza soruyorum. Isparta'nın bir deprem master planı var mıdır? Ve bina analizi yapılmış mıdır Isparta'da? Şimdi bunun için diri fay haritasının incelenmesi gerekiyor. Isparta Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü 2013 yılından 2020 yılının Aralık ayına kadar 997 riskli bina tespiti yapmış. Tespitlenen binalar 2354 bağımsız bölümde oluşmakta, 2154'ü konut, 200 bağımsız işyeri. Kentsel dönüşümün bir bütüncül bir şekilde yönetimini sağlamak amacıyla yeni bir ihtiyaç duyulmasına binaen kentsel dönüşüm strateji belgesinin hazırlanmasına yönelik ilke ve esaslar çerçevesinde İl ve ilçe belediyelerinden afet riski en yüksek alanlarının tespit edilmesi yönelik çalışma istenilmiş ancak bu çalışma halen yapılmamış. Isparta kent merkezinde 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi kanununa tabi Isparta, yüksek yapılar belirlerine göre 10 kat ve üzerindeki yapıların dayanıklılığının ne ölçüde yapıldığı bilinmiyor. Şimdi Isparta İnşaat Mühendisleri Odası'nın bir raporu var. Bu 10 yıllık süreçte bahsettiğim dönemde onanlı planlarda belirtilen kentsel yapılan kentsel gelişme alanlarında 130 hektarlık bulut bir kentsel yapılaşma söz konusu gelişme. Ancak 85 hektarlık bir bulut alan ise altyapı çalışmaları tamamlanmasına rağmen yapılaşmaya hazır ancak henüz yapılaşmamış. Şimdi bu bilgi 3. ve 4. düzeyden nitelikli ve verimli tarım alanlarından oluşuyor. Şimdi yasalarla korunan, demin dedim ya zemin önemli diye, tarım alanlarına kentsel yerleşim önerilmesi, ele alınması gereken bir durum Isparta'da. Bazı bölgelerde zeminin neredeyse tamamı alüvyon kuaternlerden oluştuğu ve bu toprak yapısının birinci derece deprem riski oluşturacak zemin sıvılaşmasına sebebiyet veren toprak yapısı olduğu, bununla beraber akifer yapılardan ve kolayca aşılabilen radyasyon oluşumlardan dolayı da büyük bir risk olduğu raporda var. Ve uydu görüntülerine bakıldığı zaman 7-8 katlı binaların olduğu ve yapılaşmanın aşağı yukarı bir adadan hektar bazlı yoğunluk hesaplandığında hektar başına 450-550 kişinin risk altında olduğu belirlenmiş. Şimdi kentsel gelişme alanı içerisindeki yapılaşmaya hazır olarak belirlenen diğer alanlar da bu şekilde yapılaşırsa altını çiziyorum. Altını 3 kere çiziyorum. 150 binden fazla doğrudan deprem riski altında kalacak nüfus söz konusu altında olacaktır merkezde. 150 bin kişilik bir nüfustan bahsediyorum. Şimdi bu kötü senaryonun önlenmesi için bir deprem master planı yapmak gerekir bir an önce. Binaların zemini düşürerek eğer zemin uygun değilse tarım arazileri binalaşmaya açılmış. Bu zemine göre dünyanın başka yerlerindeki, başka diğerlerindeki teknolojinin burada kullanılarak teknolojik orada yapılmış %50'si binalaşmış olan bu binaların derhal bu şekilde bu zeminin olduğu bilinerek güçlendirilmesi gerekiyor. Geri kalan %50 henüz binalaşmamış, kentsel dönüşüme açılmamış ve imara açılmamış. O imara açılmak üzere olan diğer %50'ye yapılacak her binanın bundan sonra işte o bahsettiğim dünyanın o Japonya'da ve diğer yerlerde teknolojik uygun şekilde yapılması başka türlü ruhsat verilmemesi gerekiyor. Bunun altını çiziyorum ve duyuruyorum burada.
Bugünkü haberlerimizi sizlerle paylaştık. Bir sonraki haber bültenimizde sizlerle TV 32 ekranlarında tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. İşin özü TV 32 ekranlarında başlıyor. Gündemden siyasete, spordan politikaya, eğitimden ekonomiye dair bütün konular alanında uzman isimler tarafından masaya yatırılıyor. İşin Özü programının ilk konukları Süleyman Demirel Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Öğretim Üyesi Profesör Doktor Şakir Şahin ve Isparta Mimarlar Odası Başkanı Caner Ataseven. Ahmet Sonkaya soracak, alanında uzman isimler yanıtlayacaklar. Isparta depreme hazır mı? Isparta'da olası deprem riski nedir? Bina yapı denetimleri nasıl yapılmalıdır? Depreme karşı nasıl hazırlık yapmalıyız? Birçok hayati öneme sahip soruların cevapları için programı kaçırmayın. Sizleri 28 Şubat Salı günü saat 20.00'da Uyan 32 ve TV 32 sosyal medya hesaplarına bekliyoruz.